İyi hoca nasıl seçilir? Personal training alacaksınız veya ne bileyim işte bizim gibi bir fitness planı takip edeceksiniz. Ve bu kaynağın size faydalı olup olmayacağını nasıl anlarsınız? Hemen söyleyelim. Bizce bu üç parçalı bir şey. İlki bilgi ve birikim. İkincisi bu bilginin güncellenmesi. Üçüncüsü de yaklaşım. Ne demek istiyoruz? Şimdi bilgi. Açıkçası arkadaşlar personal trainer olmak veya sertifika almak çok kolay. Gidersiniz, yüzlerce kuruluş var, bunun ücretini ödersiniz. İşte sınava çalışırsınız, birkaç hafta, birkaç ay neyse sınava girer, sertifikayı alırsınız. Bunun yanında birkaç tane çok bilinmiş, işte saygı gören, reputasyonu yüksek, her yerde kabul gören, daha ileri derecede diyebileceğimiz kuruluşlar var bizim aldığımız gibi. Bunlara gittiğiniz zaman zaten zorunlu olarak işte anatomi, işte kinesiyoloji, egzersiz fizyoloji gibi konularda kendinizi yetiştirmeniz, bilgilenmeniz şart. Peki aynı bunu şöyle düşünün. Nasıl Türkiye'de bir sürü doktor olacaksanız bir sürü okul var ama bunların belli sayıda olanları çok daha iyi eğitim veriyor, daha tanınmış, daha kendini güncelleyen kurumlar ise aynı şekilde fitness ve personal training kuruluşları da öyle. Peki bu bilgiyi aldınız, bu yeterli mi? Tabii ki değil. Arkadaşlar bilgi dinamik bir olgu. Bugün doğru bilinen şey yarın yanlış olabiliyor. Hala devamlı sürekli dünyada üniversitelerde veya çeşitli devlet kurumlarında sporla ilgili, beslenmeyle veya fitness odaklı araştırmalar yapılıyor. Makaleler, tezler, kağıtlar yayınlanıyor. Bir kişinin fitness profesyoneli olan bir kişinin kendisini sürekli güncellemesi, bunları takip etmesi ve bilgi dağarcığını doğru bildiği, inandığı şeyleri güncellemesi şart. Bunu yapmazsanız aynı diplomasını atıyorum 30 yıl önce almış bir doktor gibi o değişikliklerden uzak kalırsınız ve bu sizin vereceğiniz tavsiyenin kalitesini düşürür ve belki de ciddi sonuçlara bile yol açabilir. O yüzden kendini bu kişinin güncelliği olması şart. Son olarak da belki de en önemli nokta yaklaşım. Şimdi arkadaşlar bakın, hocanız eğer çok kendine odaklıysa, çok büyük bir ego sahibiyse, devamlı kendini ön plana çıkarıyorsa, bu kişiyle konuşurken ne bileyim kendinizi küçük hissediyorsanız, kelimeleriyle söylemese bile sizi azarlıyorsa, kendinizi rahat hissetmiyorsanız, soru sorarken bile çekiniyorsanız, bu hoca sizin için doğru hoca değildir. Arkadaşlar hocanızla konuşurken, spor yaparken kendinizi iyi hissetmelisiniz. Sporun pozitif, güzel ve sürdürülebilir bir şey olduğunu size hissettirmeli. Ve sizin en güzel, en iyi, en kaliteli, en güçlü noktalarınızı bulup onları hoca ortaya çıkarabilmeli. Siz spora giderken ne bileyim heyecanlanmalısınız. Güzel bir şey yapacağınız için kendinize ayaklarınız geri geri gitmeden heyecanla gitmelisiniz. Eğer bunlar olmuyorsa orada bir terslik vardır ve o dersten, o kişiden alabileceğinizin en fazlasını alabilmeniz de imkansızdır. Bu yüzden bu üç bileşeni de işte bilginin güncellenmesi ve yaklaşımı bulduğunuz kişi gönül rahatlığıyla iyi bir hocadır sizin için diyebiliriz. Umarım paylaşımımız sizin için faydalı olmuştur. İyi sporlar.